Merhaba arkadaşlar. Ben Muhlis Aydın. Bugün Zülfü Güner Hanım'ın kanalında sizlere istavritle alakalı bazı bildiğim çaparı ile alakalı bilgileri sunacağım. Burada görmüş olduğunuz takımlardan şu ilk baştaki 4 tanesi benim yapmış olduğum takımlar. Şunlar hazır olan takımlardır. Size hazır olan takımlar ile kendi yaptığım takımlar arasındaki farkları göstereceğim ve daha ilerisinde size sıfırdan nasıl takım bağlanacağını göstereceğim. Hazır olan takımlarda gördüğünüz gibi bunlar fabrikasyon olduğu için bunları 3-5 atımdan sonra bu kösteklerin hepsi birbirine dolanıyor ve köstek aralıkları çok kısa olduğundan dolayı takımınız çok çabuk karışıyor. Benim yaptığım takımlarda ise şöyle açık açık renkler. Bunlar saatlere göre renklerde farklılık gösterebiliyor. Mesela sabah suyu, öğlen suyu, akşam suyu olarak beyaz var, koyu yeşil var, açık yeşilimiz var. Arasındaki simler farklı renkler. Şu hazır olan turuncu takımımız var. Bu da akşamüstü çok güzel iş yapan bir takımdır. Beyaz da öğlen saatlerinde yine çok iyidir. Şu açık takımlar genellikle sardalya olduğu zamanlar sardalya istavrit karışık alır. Hatta ben size şöyle kösteklerini de göstereyim. Şu gayet uygun olan bir köstektir. Hatta bakın fiyatı da burada yazıyor, 22,5 TL. Şöyle şu şekilde göstereyim. Sinek iğne ve açık renkli hafif sarıya kaçan ipleri var ve gümüş renginde simleri vardır. Şu gördüğünüz bu birazcık üst düzey profesyonel bir köstektir. Bunlar tamamen el yapımıdır. Bu 22,5 TL, bunun yüzdüsü 45 TL'dir. Şimdi ben size burada nasıl bağlantı yapılacağını göstereceğim. Kimine göre doğru olabilir, kimine göre yanlış olabilir. Ben ilk başta şöyle göstereyim. Kurşun bağlayacağım yeri ilk başta şöyle çift kat olarak bu şekilde bağlıyorum. Kaç düğüm atılması lazım? 2 kere düğüm yeterli. Buralarını hafiften ıslatarak yaparsanız şu bakımdan iyi olur. Burada birazcık misinanız bu hareketlerde ısınıyor. Misinanızı çürütmemesi için hafiften ıslatarak yaparsanız çok iyi olur. İkinci bir adım. Burada kurşunumuz var. Kurşunun içinde çapaklar var. Çapakları temizlemek yerine ben buraya fır döndü kullanıyorum. Bu sadece çapaktan dolayı değil. Bakın şu şekilde kendisi takımı döndürmeden kurşun döndüğü için kösteklerinizi karışmıyor. Takımınızı daha uzun bir süre olarak kullanabiliyorsunuz. Çok mantıklı bir şeymiş. Gerçekten çok mantıklı bir adımmış. Yapmış olduğum düğümü fır döndüden geçiriyorum. En baştaki deliğinden ve kurşunu içinden alıyorum. Bu şekilde ilk işlem tamamdır. Bu takımın en aşağısı. Evet. Peki takım kaç metre olması lazım? Veya kaçlı kanca yapacaksın? Ben şu an 11'li yapacağım. Buradaki en önemli detay, şu an ben size yaparken göstereceğim. Kimine göre şu yapacağım şu anki hareket yanlıştır. Bu takım kesiliyor, atarken kopuyor diyorlar. Ama ben herhangi bir öyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Muhtemelen o fabrikasyon yapılanlarda oluyor. Yani nasıl yapıldığını onların bilmiyorum ama ben de hiç öyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Şimdi ipi, misinamı şuradan tutuyorum. Şu şekilde içten bir tane düğüm alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Kamerada gözüküyorsa. Şöyle bir halka yapıyorum. Gözüküyor gayet net. Ondan sonra burada daha önceden hazırlamış olduğum kösteklerimden bir adet alıyorum. Bunu da şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar bakın. Belki tam net gözükmüyor olabilir. Şurasında bir ufak düğüm var. Evet, şu an gözüküyor. Yani düğüm olduğu belli değil ama. Oraya düğüm atmamın sebebini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bunu buradaki halkanın içinden geçiriyorum.
bu ilk baştaki beden olan beden misina mı çekiyorum. Kösteğimi aşağıya doğru çektiğim zaman o düğüm o bedeni tutuyor. Şuraya bir destek verir misin? Bundan sebep de ondan sonra yapılan hareket. Bakın bu zaten şu an daha çıkmıyor. O onu tuttu. Ama tabii ki biz bunu daha da güçlendireceğiz. Düz olan bedenimizi kösteğimizi alıyoruz. Bedenin etrafından bir kere şu şekilde geçiriyoruz. Bir kere altından aynı hareketi yapıyoruz. Bir üstten bir alttan. En son bir kere daha ben üstten yapıyorum. Şu şekilde. Birinci kösteğimiz şu şekilde hazır. Gayet de güzel durdu bence. Ondan sonra önemli peki, olan aralı... ikinci. İkinci için yine aynı işlemi yapıyorum. Şu şekilde. Halkam hazır. Bir tane kösteğimden alıyorum. Arkası daha önceden düğümlenmiş. Kösteğimi alıyorum. Şimdi burada önemli olan nokta şudur. Gergin olsun bedenimiz. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Diğerine yaklaşık ben bir parmak uzunlukta bırakıyorum. Diğer köstekle, bağlantı yeriyle bunun arasını bir parmak şeklinde açık bırakıyorum. Yine bedenimi çekiyorum. Kösteğimi aşağı doğru indiriyorum. Ve o hiçbir şekilde çıkmıyor zaten oradan. Yok, şu an zaten çıkmıyor. İlkinde gördüğümüz gibi. Aynen. Bunları yapmamın sebebi birazcık daha sağlam olması. Şu şekilde yaptığın zaman... Totalde 3 düğüm var arkadaşlar. Evet, 3 düğüm yapıyoruz. Bir alt ve bir üstte tekrardan bitiriyoruz. Şöyle de bakın. İki kösteğin arasında dakika. Ben bu kadar fark bırakıyorum. Şu an fabrikasyon yapılanların hepsi ikinci köstek şurada oluyor. İpi kaldırdığımız zaman diğerine değiyor. Bu da ne oluyor? İşte birkaç atımda hemen bütün köstekleriniz birbirine dolanıyor. Takım kullanılmaz hale geliyor. Otomatikman arkadaşlar size bir tane daha takım satmış oluyor. Zaten büyük ihtimal amaç da o takımı mümkün olduğu sürece hızlı bir şekilde satmak. Benim yaptığım takımları yaklaşık ben en az 3-4 kere balığa gitmemde kullanıyorum. O da takımım benim asla hiçbir zaman dolanmaz. Ya çekerken bir yere takılır kopar. Yani onun haricinde ben hiç atarken koptuğunu ya da takımımın karışıp da attığımı hiçbir zaman hatırlamam. Ben de her zaman ya bir yere takılıp kopar ya birisiyle attıktan sonra karışır. Ondan dolayı. Onun haricinde benim takımlarıma hiçbir zaman bir şey olmaz. Onun için de ben genellikle hazır takımı kimseye tavsiye etmiyorum. Yaptığım işlemi uygulayarak kendi takımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ya ki zaten genelde olta balıkçılığı yapanlar profesyonel bir şekilde balığa çıkan insanlardan hep kendim duyduğumda takımları nereden alıyorsun diye sorduğumda kendi yaptığım takımlar diyor. Zaten kolay kolay gidip de parayla alınan takımları kullanan bir balıkçı görmedim ben arkadaşlar. Maliyet açısından kimse kullanmaz. Hem kendi yaptığı daha iyi balık tutar. Ki birçok arkadaş şeyi düşünüyordur. Çünkü ben bile balığa gittiğimde, ben profesyonel bir balıkçı değilim. Ben bile balığa gittiğimde biz hiç balık yakalayamazken bazıları oltasını dolduruyor. Ve bunun da sebebi büyük ihtimal şu şekilde, dediğim gibi adamın kendisine yaptığı, günün saatine göre değişen takımlardaki renkler. Az önce Mulis arkadaşımın dediği gibi işte yeşil hangi gündeydi? Hangi saatteydi? Açık yeşil genellikle sabahları daha iyi olur. Öğlenleyin koyu yeşil ya da beyaz. O bazen suya göre değişir. Turuncu pembe tarzı da akşamüstü. Turuncu şurada, şu an elimin altında gösteremiyorum. Bir yandan da kurşunu tuttuğum için. Ben şu an her köstekleri yaparken ölçüm yapmıyorum. Ama benim elim alıştığı için buradaki iğne aralıkları ilk başta size gösterdiğim gibi hepsinin arasında tam bir parmak boşluk vardır. Bunu da siz de yaptıkça zaten alışacaksınız. Ve gayet de mantıklı arkadaşlar. Yani balıkçılık zaten ustalık gerektiren bir şey. Keyiften ziyade. Keyif almak istiyorsanız da, daha doğrusu bu şekilde bir ustalıkla gitmek her zaman ayrı bir mutluluk verir. Çünkü birçok arkadaş biliyorum, kendimden de örnek vermek gerekirse, balığa gidip hiç balık tutamayıp hatta böyle tam keyifsiz bir şekilde 2'de bir
dolanan takımları kurtarıp da diğer arkadaşları balıktan soğutmuşluğum bile var. Çünkü bir eylem sonuçta. Sabahın köründe kalkıp gidiyorsunuz balık tutmaya. İnsan istiyor ki kova dolsun. Ama biz şu an Temmuz'un 11'indeyiz. 11, yarın 11 olacak. Beykoz tarafında balığa çıkacağız bu yaptığımız takımlarla. Hem de size yaptığımız takımları denizde uygulamalı bir şekilde işe yarayıp yaramadığını göstereceğiz. Balık tabii ki çıkmaya da bilir. Bu tamamen balığa kalmış bir şey. Ama Ama eğer balık olursa şöyle söyleyeyim. Eğer yarın balık olur da çıkarsa normal hazır satılan takımlarla kendi yaptığımız takımların arasındaki farkı arkadaşlar videomuzda daha iyi ve net görecekler. Sadece balık tutma açısından değil, karışma açısından hani oltamızı attıktan sonra boş dahil çeksek normal hazır alınan takımları birkaç kere suya attıktan sonra bütün iğneler birbirine karışıyor. Ama bunlarda kesinlikle öyle şeyler olmuyor. Ha, bu şekilde yapılan takımlar yok mu? Birebir bunun gibi yapılıp satılan takımlar da var. Ya yaklaşık onlar 20-25 liraya satılıyor. Ben bu şekilde kendim bunu yaptığım zaman bana maliyeti bunun 7 lirayı geçmiyor. Ben beden misinamı da kendim alıyorum. Ben şu an 75 gram ve 100 gram aralığında kurşun atacağımdan dolayı 0,25 kullanıyorum. Eğer kurşunum daha da ağırlaştıkça bende bunun 28'i var, 30'u var, 31'i var. Bunları da kullanıyorum. Daha inceleri var. Mesela 12'ye 8 kullandığım takımlar var. Onlarla 0,25 gram kurşun atıyorum kıyıdan tutmak için. Yani gittiğiniz denizin hangi aralığında balık var, hangi derinliğinde var, balık ileride mi, yakında mı? Ne olursa olsun her zaman temkinli gitmeniz gerekiyor. Bazen bu şekilde takımları hazırlarsınız ama gittiğinizde balık kıyıda olur. Bu sefer bu takımlarla kıyıdan balık tutmanız bayağı bir zorlaşabilir. Çünkü kıyıdaki balık hiçbir zaman unutmayın kalın takıma gelmez. bu da bir dipnot olsun arkadaşlar. Kıyıdaki balık kalın takıma gelmiyor. Yaklaşık peki kaç metreye tekabül ediyor bu yaptığımız takım? Bu yaklaşık şu an 3 metre civarında olacak. Yarın kullanacağımız kamışlar bizim 4,20 ve 4,30 kamışlar götüreceğiz. Bir tanesi spin kamışı olacak, bir tanesi surf kamışı olacak. Surf kamışıyla zaten atmaktan yana sıkıntımız yok. 100 gramdan 250 grama kadar atarı var Shimano'nun. Takımları zaten yarın büyük ihtimal videoda tekrardan oltaların üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi bunu bağladıktan sonra arkadaşlar bunu nasıl toplayacaklar, köpüğe nasıl saracaklar onları da göstereceğim. Şu an ben son olarak 11. iğnemi bağlıyorum. 11 tane bağlamamın sebebi şu an yani 10 tane çıkartmak istedim. Yanlışlıkla 11. iğne çıkarttım. Onu geri yerine takmaktansa 11 tane ile yapma kararı aldım. Yoksa 11'in herhangi bir özelliği yok arkadaşlar. Yani bunu isteyen 8 de yapabilir. Aynen öyle. Genellikle tercih edilen 10'lu, 15'li olur. Evet, Hani 15'li, 15'li beni çok germiştir. Çok uzun geliyor bana arkadaşlar balığı çekerken. arkadaşlar köpüğümüz bu. Ben de tek parça kalmadığı için iki parçayı bantla birleştirdim. Bu da işlerine çok yarar diye düşünüyorum. Çünkü bende de hep kırıldığında söküp Evet. atıyorum ama az önce arkadaşı videodan önce izlerken nasıl yapacağını içimden bayağı merak ettim ve gayet de sağlam bir şekilde oldu yani. Öncelikle şurasına bir tane kesik atıyoruz. Şu şekilde. Ben takımı bağlamaya fır döndü tarafından başlıyorum. Kurşunu en alta bırakıyorum. Aynı Peki son kurşuna son yaptığım son işlemi. son düğümden ne kadar bir kesmek gerekiyor son Şöyle düğümden istersen sonra? nasıl durduğunu da bir gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar arka beyaz olduğu için pek gözükmüyor. Lakin şuradan hatta şuradan hafif bir salla böyle şeyler gözüküyor. Görüyorsunuz inci gibi.
Yani balık olsa insanın takılası gelir yani o derece. Aralıkları da gayet güzel. Şimdi buradaki düğümü gösterelim. Bu arada siz bıçak falanla kesin. Bu arkadaşın dişi bildim bileli bıçak gibi. Direkt tak diye de koparıyor. Yine yaptığım... Bakın arkadaşlar son düğüm burada. Işte. Yaklaşık bir 30 santim falan. Gerisinden kesti. Yine iki düğümümü atıyorum. Bu arada arkadaşlar videonun bu serisi hoşunuza giderse lütfen yorumlarda destek verin. Sizin de hoşunuza gidip gitmediğini bilelim. Eğer hoşunuza giderse sormak istediğin sorular olursa açıkçası ben profesyonel değilim. Ama lakin Mulis arkadaşla daha da çok balık videosu çekeceğiz gibi gözüküyor. Yani sorduğunuz birçok soruya da cevap bulabilirsiniz. Ki zaten videonun yarınki gittiğimiz balıkta söylediklerimizi göreceksiniz. Ki sizin de dikkatinizi ve ilginizi çekecektir diye düşünüyorum ben. Şu an. Çünkü gittiğimiz arkadaş gerçekten usta bir kıyı balıkçısı. Eğer arkadaşlar videoların devamını isterse onlara nasıl çinekop takımı bağlanır? Hırsızlığı yine nasıl bağlanır? İzmarit takımı nasıl bağlanır? Bunlarla alakalı da videolar çekip paylaşırız. İlk artıyı ben vereyim o zaman. Çünkü çinekop takımını en çok bağlamayı, çinekop yemliği ben istiyorum. Bir türlü beceremediğim olaylardan biri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesmiş olduğumuz kesiğin içinden düğümümüzü geçiriyoruz. Ve şu şekilde etrafında başlıyoruz sarmaya. Evet, ilk iğnemize geldiğimiz zaman iğnemizi alıyoruz. Ve şu başa birinci iğnemizi takıyoruz. Aynı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Ben bunu nasıl sarıyordum biliyor musun? Ben bunu hep buradan böyle doluyordum. Üstüne diyordum ki sonra bu takım niye karışıyor? Ya şu bile şu an benim için bir hayat kurtarıyor arkadaşlar. Tabii. Yani bu şekilde sarmak çok kolay. Yani. Evet, şu şekilde hiçbir şekilde balıktan sonra takım ziyan etmemiş oluyorsunuz. Bu da çok ayrıyetten güzel bir bilgi. Yani bunları kaydedin arkadaşlar. Balık tutmayı seven veya balık tutmaya başlayacak olan arkadaşlar bu videolardan sonra güzel güzel sonuçları alabileceklerine inanıyorum ben. Özenmişimdir hep bunu biliyor musun? Balıktan sonra şu şekilde takımı şu şekilde düzenli bir şekilde toplamayı gerçekten çok istiyorum. Bu takım yani. Şu an hani balık tutmaya gittiğinizde şu anki bağladığım şekilde yaptığınız takımı eğer ki denizde dibe takılmaz ise yaklaşık en az 4-5 kere balığa gittiğinizde çok rahat bir şekilde hiç dolanmadan güzel güzel balığınızı tutabilirsiniz. Ben yaklaşıkla kendi yaptığım takımlarda dibe takmadığım sürece yaklaşık yani benim bir takımım 10-15 kilo balık tutmadan yavaş kolay kolay bozulmaz. Bu da çok güzel bir rakam. Çünkü ben balıktan sonra da aynı takımları bu şekilde düzenli bir şekilde toplarım. Çantama koyarım. Peki şu şekilde bir el yapımı takımı almak isteseler hazır. Kaça satılır ya da kaça bulabilirler herhangi bir sahil kıyısında? Yani şöyle söyleyeyim. Benim yaptığım işçilikte hiçbirisi yapmıyor. Çünkü neden yapmıyor? Hepsi ticari amaçlı düşündüğü için yapmıyor. Tamam el yapımı yapanlar var. Yani tamam. İnsanlar sadece şu bedende kullandığı misinayı düşünüyor. Yine köstek aralıklarını çok sık yapıyor. Bu da takımınızın yani hazır takıma nazaran bir tık daha uzun ömürlü oluyor ama bizim kendi yaptığımız kadar uzun ömürlü olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, adamlar bir yarım metre misinasından artık cimrilik mi yapıyor diyeyim, ne yapıyor diyeyim. Sırf onu düşündüğünden dolayı yine de bunun gibi olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim, hani ben şu uğraştığım takımı normalde hani bir kişiye 20-25 liraya bile satsam ilk başta adama pahalı gelir ama benden bir kere takımı alan da
bir daha benden başka kimseden takım almaz. Arkadaşlar sonuna geldik. Son dolamalarımı da yapıyorum. En son şu aşağıda yaptığımız bir kesiğimiz vardı. O kesikten şu şekilde geçiriyoruz ve takımımız bu şekilde hazırdır. Kullanılmaya hazır arkadaşlar. Şu an 11'li takım gördüğünüz gibi. Ve yaklaşık 20 dakikada bir takım yaptık ki bu size anlatırken ki tahminime göre bir 10 dakikada da bu işi arkadaş yalnız başına yaparsa halleder gibime geliyor. Arkadaşlar biz takımı yaptık. Daha önce zaten ben yokken de hazırladığı takımları vardı burada. Çünkü kendisi balığa gitmeyi seven bir arkadaş. Hatta bir Instagram'da hikaye kısmında kendi eski tuttuğu balıkların resimlerini de sizlere paylaşacağım. Bu takımlarla biz yarın Beykoz tarafına balığa gideceğiz. Ve orada da sizlere video çekeceğiz ve orada sonuçları göreceğiz. Lakin şöyle bir şey var, onu söyleyelim. Balık var ise zaten sonuç mükemmel olacak diye düşünüyorum. O yüzden ikimize de yarın rastgele. Videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar zaten yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Like ve yorumlarda bizlere belirtin. Sen söylemek istediğin bir şey var mı? Oltası suda olan herkese rast gelsin. Eyvallah. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.